Merhaba, ben İlker Akanter, Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün stüdyomda değilim, babamın evindeyim. Size daha önce Xiaomi Air Purifier hava temizleyicinin videosunu çekmiştim. O videoyu çektiğim tarihten bugüne kadar artık filtresi bitti ve şu anda filtresi sıfır. Filtreyi değiştirmemiz gerekiyor. Ama bunun filtresi daha yeni, çok fazla kirlenmedi, çok fazla kullanılamaz durumda değil. Açık baktık çünkü. Size bu videoda ise bunu nasıl sıfırlayabileceğinizi göstereceğim. Aynı filtreyi kullanmaya devam edebilirsiniz eğer filtrenizin durumu iyiyse. Filtrenin durumu kötüyse o zaman değiştirmeniz lazım tabii ki. Bu Türkiye'de çok fazla bir içerik görmedim. Hatta hiçbir içerik görmedim bununla ilgili. Yurt dışında bazı içerikler var. Çoğu çalışmıyor. Bunu birazcık harmanlayarak kendim oluşturdum. Umarım memnun kalırsınız. Bakın şu anda ekranda da görüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Filtreyi sıfır olarak gösteriyor. Ve ben bu videoyu mümkün mertebe kesmeden yayınlayacağım size. Şimdi yapmanız gereken ilk başta Air Purifier'ı Mi Home uygulamasından siliyorsunuz. Evet, uygulamadan kaldırıyorsunuz ve böylece Wi-Fi'si boşa geliyor. Eğer uygulamaya değilse ya da bunu kurduğunuz fi tarihinde o telefona erişiminiz yok, o hesaba erişiminiz yok, Wi-Fi'sini sıfırlamanız gerekiyorsa da çok basit. Bunun önünde iki tane düğme var. Kapatma düğmesi ve fan devir düğmesi. İkisine iki parmağınızla basılı tutuyorsunuz. Dıt deyip kapatacak. Ondan sonra normal düğmesine bastığınız zaman Wi-Fi'si sıfırlanmış oluyor. Sonra telefonunuzdaki Mi Home uygulamasına bir kere ekleyin. Ondan sonra da silin. Yani bu cihazın Mi Home'dan tamamıyla kurtulmuş olması lazım. Mi Home uygulamasına balansının olmaması lazım bu işlemlerin başında. Bu arada bu Air Purifier 4, 4 ve Lite'de çalışıyor. Denedim ama diğer modelleri denemedim. Siz deneyip de sonuç alırsanız ya da alamazsanız videonun yorumlar kısmında yazın lütfen. Şimdi bu cihaz bu şekilde. Düğmesine bastık, kapattık. Bunun arkasında bir tane düğme var yukarıda. O düğmeyi bir kere bulun. Diğer elinizde elektrikte olması lazım. Şimdi şöyle çevireyim ben size. Düğme burada. Bu cihazı önce bir elektrikten çekeceğiz. Ben şöyle bir döneyim. Çünkü bunu yaparken birazcık uğraşacağız. Şimdi çektik elektriği ve 3-5 saniye kadar bekliyoruz. Ama tabii bunların başından önce filtreyi bir komple temizleyin. Yani elektrik süpürgesiyle tutun, temizleyin. Ben temizledim. O kısımlarını göstermeyeceğim videoda. Şu anda elektriğe takılı değil. Arkadaki düğmeye basılı tutarken parmağımı bırakmıyorum. Elektriğini takıyorum. Taktım. Sizin için şöyle çevireyim. Hatta parmağımı da dön. Bakın bir kere bıp dedi. Dördün, duydun değil mi? Üç kere bu uyarıyı vermesi lazım. Yani benim denememde üçüncü de çalıştı. Bu ikincisi. Bir tane daha yapacak. Üç. Arkadaki düğmeyi bıraktım. Şu anda bakın açılmaya çalışıyor. Şöyle yaklaştırayım sizi. Gördüğünüz gibi şu anda hiçbir şey yok. Güç düğmesine bir kere basıyoruz. Bakın. EEP ROM bölümü geldi. Görüyorsunuz değil mi? Bu şekilde bu hale geleceksiniz. Arkadaki düğmeye 5 saniye daha basacağız. Parmağımla basmaya başladım şu anda. Bakın şu anda hiçbir değeri görmüyor. Her şey sıfır. Ne sıcaklığı görüyor, ne nemi görüyor, ne içindeki filtrenin şeyini görüyor. Arkada basılı tutuyorum şu anda. Bıraktım. Bakın ekran değişti. Şu anda çalışıyor. Gördüğünüz gibi ışıkların renkleri de değişti. Bu noktadayken arkadan güç kablosunu çekiyoruz. Kapandı şu anda. Gördüğünüz gibi şu anda kapattık. Tekrar takalım. Biraz beklememiz gerekiyor. Taktım. Açılacak. Bakalım şimdi açıldığı zaman filtremizin durumu kaç? Bastım. İşlemleri doğru yaptıysak filtremiz %100. Gördüğünüz gibi bu kadar basit. Şu noktada da yapmanız gereken Mi Home uygulamasını açıp cihazı eklemek ve ilk günü aldığınız gibi filtrenizin ömrü %100 olarak kullanmaya devam edebilirsiniz. Tabii kullanıma doğru bu yine bitecek. Bitince bu videoyla
tekrar sıfırlarsınız. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olup bize destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Beğendiğiniz videolarımızı kendi sosyal medya hesaplarınıza paylaşırsanız da bana çok ama çok büyük destek sağlamış olursunuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.